Bize Afganistan'ı biraz anlatır mısın? Yani hem biraz tarihi, hem Türkiye ile olan ilişkileri, hem de daha sonra Taliban'ın orada güç kazanması, Amerikan işgali sonrasında Afganistan'ın normalleşme çabaları. Bize bir Afganistan özeti yapar mısın başlangıçta? Evvela iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Afganistan'la Türkiye arasında çok özel ilişkiler var. Ve yüzyılı aşkındır bu ilişkiler devam ediyor. Şöyle bir özelliği var. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden 1 Mart 1921'de o dönemin işte meclis hükümetini tanıyan ilk devlet, dünyadaki ilk devlet Afganistan. Afganistan. 1 Mart 1921. Sovyetler Birliği bile Afganistan'dan 15 gün sonra 16 Mart 1921'de o hükümeti tanıdı. İkincisi Türkiye'ye ilk resmi ziyaret Cumhuriyet'e 1927 yılında Afgan Kralı Emirullah Han tarafından yapılıyor. Ve Türkiye'de o zaman Atatürk'le olan ilişkilerde Atatürk kendisine bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Özellikle reformlar konusunda ve ordunun bir anlamda örgütlenmesi konusunda. Onun yanında şimdi çok önemli büyükelçiler atamıştır Atatürk oraya. İlk büyükelçi Fahrettin Türkkan. Yani Medine aslında müdafasını tek başına götüren ve tarihe geçen bir komutan. İkinci büyükelçi Hikmet Bayur. Üçüncü büyükelçi Hamdullah Sıpi Tanrıözer. Yani en önemli adamlarını o dönemde Afganistan'a büyükelçi olarak yollamış. Bir diğer özellik, Afganistan'da tabii Türk soylu dostlarımız var. Aslında Türkmenler ve Özbekler. Nüfusu da %10-15 dolayında. Onun yanında Orta Asya'ya giden kara yolu kapısı da Afganistan'dan geçiyor. Herat'tan giderek, İran üzerinden Herat'tan Afganistan'a gidiyor. Şimdi Atatürk askerleri daha düzenli bir şekilde kurmaya çalışırken aslında Kor General Naci Paşa'yı Harbiye Nazırı Müsteşarı atanıyor. Yani kurulan bakanlığın müsteşarı bir Türk general. Aynı zamanda daha sonraki bir aşamada Kazım Orbay Başkanlığı'nda bir Afganistan'a yardım heyeti oluşturuluyor. Afganistan'a gidiyor ve uzun zaman Afgan ordusunun eğitimine katkıda bulunuyor. Bana orada olduğun zaman o zamanki Cumhurbaşkanı Karzai bir gün dedi ki, neden bizi başkalarına bırakıyorsunuz? Bizim ordumuzu siz eğittiniz. Dikkat ederseniz dedi, ordumuzdaki birçok terimler Türkçedir. Karavanadan Matara'ya kadar onlar kullandı çünkü siz eğittiniz. Yine siz devam etmeniz lazım diye de arada bir sistemde de bulunuyordu. Ve bu ilişkiler uzun zamanda bu yönde devam etmiş. İşte önce bir Emanullah Han'la bir kısa bir darbeyle uzaklaştırılmış. Atatürk o zamanın güç koşullarına karşın bir heyet oluşturarak yardıma göndermiş. Fakat onlar Afganistan'a gitmeden evvel Emanullah Han ülkeyi terk etmiş durumda kalmış. Sonra bir Nadir Han gelmiş 1929-30'larda. 33 yılında bir suikastla aslında öldürmüşler onu. Ondan sonra Zahir Şah geliyor. Zahir Şah döneminde 40 yıl 1943-73'e kadar 40 yıl istikrarlı ve çok önemli bir dönem olarak yaşamış. Ondan sonra o yıllarda bir yurt dışı seyahatteyken damadı Davut Han bir darbe yaparak Cumhuriyet ilan ediyor ve bir takım reformlara da başlıyor. Fakat Afganistan durulmuyor. Çünkü özellikle tutucu güçler yapılan reformlara karşı harekete geçiyorlar. Ondan sonra tabii komünistler iktidara geliyor ve Terakki ilk cumhurbaşkanları. Sonra oradan da güvenlik sağlanamayınca
Babrak zamanında Sovyetler Birliği resmi olarak davet ediliyor Afganistan'a. Ve Sovyetler 1989'a kadar 10 yıl Afganistan'da kalıyor. O 10 yıl süre içinde bütün çabalara rağmen Afganistan'a tam hakim olamamıştır. Zaten Afganistan'ın şöyle bir kaderi var. Hep dışarıdan etkilenmiş Afganistan. Şimdi Sovyetler Birliği 1989 yılında bir anlaşmayı terk edince dünya başta Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı yalnız bıraktı. Kaderiyle baş başa bıraktı. Sovyetler Birliği kuzeyden terk etti, aşağıdan mullalar geldiler. Yani işte Selefi, Vahabi, Taliban grubu ki Taliban aslında Kuzey Pakistan'daki medreselerde yetişen kişilerden oluşuyor. Başlangıçta 50 kişi falan diye başlıyor. Molla Ömer Kandahar'ın bir ilçesinden Kandahar'a giderken her seferinde yolu kesilip bir takım soygunlar falan yapılıyor. Buna tepki olarak kendi arkadaşlarla birlikte bunlara karşı bir tepkiyi göstererek silahlı mücadeleye giriyorlar. Fakat tabii o sırada Sovyetler Birliği terk edince mücahitler arasında iktidar kavgası başlıyor. Ve o dönemde yolsuzluk, rüşvet ve bunun yanında savaş lordları dediğimiz herkes bulunduğu yerlerde bir grup kurarak bütün kaynaklara da sahip olmaya çalışıyorlar. Yani kiminde hangi kaynak varsa merkezi hükümet diye bir şey yok. Çünkü Rabbani beklenen bir istikrarı ve güvenliği sağlayamadı. Taliban şimdi Afganistan Soğuk Savaş'ın bedelini ödedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki mağlubiyetinin karşılığında Afganistan'ı bedel olarak gösterip Afganistan'da Sovyetleri mağlup ettiler. Sovyetler ayrılmak zorunda kaldı. O Taliban grubu o dönemde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hem maddi hem manevi, hem silah hem para her bakımdan desteklediler şeye karşı, Sovyetlere karşı. Ve Sovyetler terk edince de başta Amerika bütün dünya Afganistan'a kendi kaderle baş başa bıraktı. Benim Dışişleri Bakanlığım sırasında rastladı. Ben sürekli olarak uluslararası toplantılarda dile getiriyordum. Afganistan'a yazık ediyorsunuz. Afganistan'ı Selefi, Vahabi, çok katı, radikal dinci gruba teslim ediyorsunuz dememe rağmen hiç kimse 11 Eylül 2001'e kadar Afganistan'a hiçbir şekilde ilgilenmediler. Ben hatta birkaç toplantıda da yine söyledim. Yani Afganistan'a gitmeniz için 11 Eylül mü gerekiyordu? Yani göz göre göre bunlar geliyordu. O sırada yabancı devletler arada bir şunu da iletilere getiriyorlardı. Taliban güvenliği sağladığı için olumlu karşılayan beyanatlar da oldu. Şimdi Taliban Kandahar'dan başlayarak giderek büyüdü. Çünkü merkezi hükümet Rabbani döneminde Kabil'in dışında bile, Kabil'de bile gerekli güveni sağlayamadı. Ve adım adım önce Kandahar'ı aldılar 1994 yılında. Yani savaşarak Kandahar'ı aldılar. Kandahar'dan sonra tabii güçleri giderek arttı. Çünkü aslında Taliban bir peştun hareketidir. Yani tümüyle bir peştun hareketi. Kandahar'dan sonra adım adım ilerleyerek şeye saldırdılar. Kabil'e kadar geldiler. Kabil'deki ilk denemeyi 1995 yılında yaptılar. Fakat Ahmet Şah Mesut güçleri karşı çıkarak 1995 yılında Kabil'i almayı engellediler. Fakat ondan sonra Şah Ahmet Mesut orayı terk ederek Peşir Vadisi'ne gitti.